Dediğim gibi burada KDP'nin de desteğini alarak, bölgedeki istihbarati anlamda destek alarak buralarda bir tampon bölge oluşturma stratejisi boşa çıkarıldı. Bu sene, yani tekrardan 2 gün önce, yine işte 3 aşamalı bir plandan bahsediliyor. Yani bu anlamda işte birinci aşamada Brados alandı, tümden HPG güçlerinden arındırma. Yine ikinci aşama Gari'yi tümden kuşatma, biliyorsunuz. Daha önce de Gari'ye bu yönde, aslında bu sürecin Gari ile başlamış olduğunu söyleyebiliriz. Bu anlamda Gari'yi tümden kuşatma ve ele geçirme anlamda Türkiye'nin çok yoğun saldırıları oldu. O da boşa çıktı. Şimdi üçüncü aşama olarak bir bütüne Kandili çembere alma. Yani Kandil alanını bir bütün, bu alanları birbirinden kopararak, bu hatları keserek, yine KDP'yi bu anlamda piyon olarak kullanarak bu hamleler gerçekleştirmek. Şunu çok açık söyleyebilirim. Amedya ve Doğu hattı tamamen bir savaş hattı. Yani bu şekilde giderlerse bu şehirlere yansır, yani her şekilde yansır ve bütün bir bütüne güvenli bir bölge kalmaz. Yani bu Güney Kürdistan'ın bütün kazanımlarını, halkın güvenliğini tehlikeye atacak saldırılar. Burada sadece bu belirttiğimiz medya savunma alanı olarak adlandırdığımız bölgeler hedef alınmıyor. Ve dediğim gibi, yani şu ana kadar bir sürü üs kurdu Türkiye, ve yaklaşık, sadece Zaho'yu söyleyeyim, 18 tane Türkiye'nin üssü var orada ve buraya Türkiye yerleştiği bir bütün olarak burada kalıcı bir şekilde yerleşti. Şu ana kadar bizim yerel kaynaklardan aldığımız bilgileri paylaşmak istiyorum. HBG'nin açıklamasından bağımsız olarak, bu Bamerna üstünde geçen seneden bu yana seyyar hastaneler kurulmuş durumda. Buraya getirilen cenazeler var. Bize sayı olarak 48 verildi. Yani şu ana kadar Türk ordusunun kaybı 48 ölü olarak verildi. Yaraları tam netleştiremedik. Yerel kaynaklar bir helikopterin düşürüldüğünü söylediler. Fakat HPG'den herhangi bir açıklama gelmedi bu yönde. Fakat oradaki yerel kaynaklarımız bunu teyit ettirmişti. Fakat HPG herhangi bir açıklama yapmadığı için çok şey yapmak istemiyoruz. Fakat çok ciddi bir savaş var. Türkiye'nin çok ciddi kayıpları var.